Sihirli Annem dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, tasarımcı arkadaşı Beyza Susever Doruk'la Bebek'te buluştu. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, afiyet olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Beyza Hanım'la birliktesiniz. Evet. Beyza Hanım, bu ara çok sık görüşüyoruz. Evet. Beyza çok yoğun bu ara. Benim de koşturmalarım oluyor tabii. Anca fırsat bulduk, bir yemek yiyelim dedik. Damla Hanım'la da görmüşken, acaba birlikte bir proje mi var, bir sürpriz mi var sizi bir arada görmüşken? Biz her konuda zaten istişare ediyoruz ama evet, yeni projelerde olacak. Damla Hanım'la birlikte evet, galiba. Evet, ilerleyen zamanlarda sürpriz olsun o. Hayırlı olsun. Şimdiden bir şey söylemeyelim. Uzun süredir setlerden uzak olan Ersubaşı, magazin altına verdiği röportajda kendi güzellik markasını piyasaya çıkaracağını açıklamıştı. Damla Hanım, sizin de kendi markanız da çıkıyor Eylül'de. Evet, Eylül'de inşallah. Ya ben çok heyecanlıyım hala tabii ki. O yüzden işte Eylül'ün ikinci haftası gibi kısmetse her şey tamamlanmış olacak. Geçen günlerde eski eşi Mustafa Cankeser'in Damla Ersubaşı ile beraber çektirdiği fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşması ikilinin barıştığı yorumuna neden olmuştu. Sosyal medyada barıştı barışmadı haberleri çıktı Mustafa Bey ile alakalı. Evet. Bunu da görmüşken ilk ağızdan sizden öğrenmek isteriz ama. Yani Mustafa ile biz zaten en basit, yani en başta çok iyi bir arkadaş ve iyi bir dostuz. En başta da iyi bir anne ve babayız. Yani görüşmelerimiz tabii ki oluyor. Bundan sonra da olacaktır, yine görüşürüz. Ama barışma gibi bir durum yok. Öte yandan 28 yaşındaki Damla Ersubaşı, yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla ilgili gelen eleştirilere de sosyal medyadan yanıt verdi. Şimdi yüzüm şiş. Elmacık kemiğime dolgu yaptırdım. Hatta hayatımda ilk kez dudağıma da dolgu yaptırdım. Yani şimdi istediğiniz kadar dudakları dolgu diyebilirsiniz. Doğru, yalan değil. Botoks gerçi geçen sene yaptırmıştım da. Şimdi elmacık kemiğime, dudağıma, hatta çene ucuma, bir de burnuma da yaptırdım. İyi ki de yaptırdım valla. Yani isteyen istediğini söyleyebilir. Ben şu an çok mutluyum böyle de. Yüzüm hala şiş. Sosyal medyada böyle estetik haberleri yazıldı. Sizin paylaştığınız evet, fotoğraflar. Evet. Onunla ilgili ne söylediniz? Orada bir linç yedim ben. Yani yaptırdım çünkü şey, yani kendimi daha iyi hissettim. O yüzden de yaptırdım. Yani minik dokunuşlarla. Bunu herkes yapıyor artık. Yani çok da normal bir şey olmuş. Peki bunların devamı gelecek mi? Tabii canım, yani baktım hoşuma gitmedi. İhtiyaç halinde tabii ki yaptırırım yine. Siz düşünür müsünüz peki estetik ilerleyen dönemde ya da şu an? Hiç ihtiyacı yok bence onun. Yok, zannetmiyorum ya. Gayet doğallıktan yana. O doğallıktan yana. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.